Dostlarım merhaba. Bugünkü sohbetimde başlıktan anlayacağınız gibi hayatın bir gerçeğinden, ölümden bahsedeceğim. Herhangi bir beslenme önerisinde bulunmayacağım. O yüzden izlemeyebilirsiniz. Sonra kalkıp bana hocam sabah sabah içimizi karattınız diye kızmayın. Efendim, bundan birkaç ay önce eski bir hastamı çarpıntı şikayetiyle evinde ziyaret ettim. Hastamın uzun bir süredir kanser teşhisiyle kemoterapi aldığını, birkaç kez hastaneye yatmak zorunda kaldığını biliyordum. Odasına girmeden önce kızlarından biri kulağıma eğilip doktorların iyi olmasından ümit kestikleri için tedaviyi sonlandırdığını, sadece vitamin ve ağrı kesici ilaçlar verdiklerini söyledi. Dün akşamdan bu yana hiçbir şey yemiyor, su bile içmiyormuş. Annelerini palyatif bakım merkezine yatırmak istediklerini ama annelerinin kabul etmediğini söylediler. Kızlarından biri, orada serum verirler, gerekirse burnundan beslerler, lütfen onun yatmasına ikna etmek için bize yardımcı olun dedi. Palyatif bakım terimini hiç duydunuz mu bilmiyorum. Herkesin son yıllarda hayatımıza giren bu yeni kelimeyi öğrenmesinde fayda var. Efendim, palyatif bakım şu: doktorlar benim hastam gibi iyi olmasından ümidi kestikleri hastalara artık hastalığı iyi etmeye yönelik ilaçlar değil de hastanın şikayetlerini gidermeye yönelik ilaçlar, işte ağrı gidericiler, uyku ilaçları vesaire veriyorlar. Böylece hastanın kalan son birkaç ayını, artık ne kadar ömrü kaldıysa, daha rahat geçirmesini sağlıyorlar. Buna palyatif bakım, palyatif tedavinin verildiği yerlere de palyatif bakım merkezleri adı veriliyor. Yurt dışında çok var. Bizde de son yıllarda sayıları artmaya başladı. Neyse efendim, konumuza dönelim. Hastamı muayene ettim, biraz sohbet ettik. Daha fazla zayıflamaması için bir şeyler yemesi gerektiğini, suyun çok önemli olduğunu filan söyledim. Cevap vermedi. Sonra bir ara kızı dışarı çıktığında elimi sıkarak "gitme zamanı geldi" dedi. O an anladım ki hastam iyi olmayacağını biliyor. Kalp grafisinde evde tedavi edebileceğimiz basit bir aritmi vardı. Reçetesini düzenledim. Tam gitmek için ayağa kalkarken kızı, "anneciğim bak, doktor bey de hastaneye yatmanı istiyor. Orada daha iyi tedavi alırmışsın" demez mi? Ne diyeceğimi bilemedim. Diğer kızı da annelerinin palyatif bakım merkezine yatması gerektiğini düşünüyordu. "Anneciğim" dedi, "ablamın bel fıtığı var. Bak, seni kaldırmakta, çevirmekte zorlanıyoruz. Hastanede işini bilen hasta bakıcılar, güler yüzlü hemşireler var. Orada daha rahat edersin" diyerek o da konuya dahil oldu. Şahsen dostlarım, her hastanın eğer aklı başında ise son günlerini nerede geçirmesine kendisinin karar vermesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Tahmin edeceğiniz gibi palyatif bakım merkezlerini en çok tedaviden ümit kesilmiş kanser hastaları yatırılıyor. Peki bu merkezlere yatırılan hastanın ömrü uzuyor mu? Uzuyor. Çalışmalar palyatif bakım merkezine yatırılanların yaklaşık çok değil bir ay daha uzun yaşadıklarını gösteriyor. Kolunuzda serum, burnunuzda oksijen hortumu ile ortalama bir ay. Şimdi sorumuz şu: Allah göstermesin fazla bir ömrünüzün kalmadığını öğrendiğinizde, kalan sayılı günlerinizi bir ay daha uzun yaşamak için palyatif bakım merkezinde geçirmek ister misiniz? Yoksa evde kendi yatağınızda mı ölmek istersiniz? Amerikalılar bundan 5-6 yıl öncesine kadar hastanede ölmeyi tercih ediyorlarmış. Son yıllarda evlerinde ölmek isteyenlerin sayısı artmış. Tabii bunun birkaç nedeni var. En başta ekonomik durum var. ABD, Kanada gibi zengin ülkelerde bile çoğu insan hastane yoğun bakımlarının astronomik ücretlerini karşılayamıyor ve evde ölmeyi tercih ediyorlar. Bizim ülkede de durum pek farklı değil. Eğer özel sağlık sigortanız yoksa hastanelerin yoğun bakım masraflarını karşılamak öyle her baba yiğidin harcı değil. İnsanların evde ölmeyi tercih etmesinin bir diğer nedeni hastanelerin soğukluğu olabilir. Soğukluk derken hava sıcaklığını kastetmediğimi, hastanelerin o soğuk yüzünü kastettiğimi tahmin etmişsinizdir. Tabii bu bir tek sizin istemenizle olmuyor. Aile yakınlarınız benim hastamda olduğu gibi çeşitli nedenlerle son günlerinizi hastanede geçirmenizi isteyebilir. Onları da anlayışla karşılıyorum. Çünkü
Evde yaşlı hastaya bakmak gerçekten çok zordur ve bir numaralı depresyon nedenidir. Benim hastamın kızı da anneciğim evde sana iyi bakamıyoruz, hastanede güler yüzlü hemşireler var, sana çok daha iyi bakar derken şüphesiz annesinin iyiliğini istiyordu. Gerçekten hastanelerde ölmekte olan ağır hastalara güler yüzlü hizmet eden hemşireler var mı? Yoksa hemşireler, hasta bakıcılar, doktorlar durumu ağır hastaları şöyle bir kenara yatırıp son yolculuğuna çıkmasını mı bekliyorlar? Her konuyu olduğu gibi bu konuyu da araştıran bilim insanları yoğun bakım ünitelerine gizli kameralar yerleştirip hasta bakıcı ve hemşirelerin iyi olmasından ümit kesilmiş hastalara nasıl davrandıklarını izlemişler. Ve maalesef hemşirelerin durumu ümitsiz olan hastalarla fazla ilgilenmediklerini, çok gerekmedikçe hastaların yanına bile uğramadıklarını görmüşler. Daha da kötüsü, hastaya gösterilen ilgi hastanın durumu ağırlaştıkça azalıyormuş. Hemşireleri hasta bakıcıları eleştirdiğimi sanmayın. Yakınınız olmasa bile son yolculuğuna çıkmakta olan bir kişiye refakat etmek öyle kolay bir iş değildir. Kendi hastalarımdan biliyorum. Hastayla ne kadar çok ilgilenir, ne kadar özel ilişki kurarsanız hastanızı kaybetmek sizi o kadar üzüntü verir. Sonuç olarak dostlarım, hastama veda ettim. Evden çıkarken kızlarına annelerinin her şeyin farkında olduğunu, her insanın geri dönüşü olmayan yolculuğa çıkacağı yeri seçme hakkı olduğunu, palyatif bakım merkezine yatırmak için de yemek yedirmek için de fazla ısrarcı olmamalarının daha doğru olacağını söyledim. Sizi bilmem ama dostlarım, ben de lafı ve hayatı fazla uzatmadan evimde ölmeyi tercih ederim. Eğer güzel anılarınız varsa, yakınlarınız yanınızdaysa ya da sizi özleyen bir kediniz, köpeğiniz varsa insanın evi kadar güzel bir yer yoktur. Varsın altınızda şişme yatak olmasın, varsın başucunuzda serum askısı, yanı başınızda kalp monitörü olmasın. Hiçbir hastane insanın kendi evinin ve sevdiklerinin yerini tutamaz.